Sevgili seyirciler, bir umut haberiyle bitirelim istedik. Onlar bir karı koca çift ve bugüne kadar yaptıklarıyla dünyada çok önemli bir yöntemi denediler ve pek çok felçli hastayı iyileştirmeyi başardılar. Üstelik bunu herkesin bildiği bir yöntemle yaptılar. Güzellikte kullanılan bir yöntemdi bu, botoksla. Botoks artık sadece güzellik için kullanılmıyor. Felçli hastalar ve spastik çocukların tedavisinde de botoks gözde bir yöntem. Kocaeli Üniversitesi'nden karı koca profesörler Erbil ve Nigar Dursun, yürüme güçlüğü çeken felçli hastalara ve spastik çocuklara botoks uyguluyor. Uygulama sonunda gözde görülür bir iyileşme sağlanıyor. İşte botoks uygulanan spastik çocukların tedaviden önceki ve sonraki halleri. Spastik çocukların tedavisinde başka yöntemler de var. Bunlardan biri de iş ve uğraşı terapisi. Bu yöntem Türkiye'de ilk kez Profesör Erbil ve Nigar Dursun çiftinin önderliğinde Kocaeli Üniversitesi'nde uygulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışma sırasında terapistler özürlü vatandaşların evlerine gidiyor ve evler özürlülerin yaşayacağı şekilde planlanıyor. İşte spastik çocuklarda uygulanan bir başka yöntem daha. Adı vücut ağırlığı destekli yürüme eğitimi. Bu tedavi sonunda çocuklar daha rahat yürüyebiliyor. Ve hipoterapi. Yani atla tedavi de yine spastik çocukların tedavisinde uygulanıyor. Felçli hastalar ve spastik çocuklara yönelik tüm bu çalışmalar Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülüyor. Bu arada Profesör Dursun çifti dünyada ilk kez uygulanan bir yönteme de imza atmış. Adı Nero Geri Bildirim. Şimdilik sadece Türkiye'de uygulanan bu yöntemde amaç spastik çocuklar ve felçli hastaların hayatını kolaylaştırmak. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz problemi olan spastik çocuklarda bu yöntemle iyileşebiliyor. Bu konuyla ilgili çalışmaları çok yakından takip eden bir profesör çift bugün yanımızda. Türkiye'de bu uygulamayı sadece onlar yapıyor. Erbil ve Nigar Dursun, hoş geldiniz. Demin bir konuğumuz vardı, onunla ilgili size sormak istiyorum. Omurili felçli olan bir hastanın iyileşme imkanı var mıdır Erbil Bey? Klinik durumuna bağlı hastanın. Öncelikle yalnız ben şunu düzeltmek istiyorum. Tabii programda ve birçok yerde botoks ismiyle geçen bu ilacın esas ismi botulinum toksindir. Botoks ticari ismidir. Aslında bunu kullanmamak lazım. Bu etik olmamakta. Ama bu şekilde de alışılmış doğrusu. Ve bunu da biz asla sadece biz uyguluyoruz diye bir şey söz konusu değil. Birçok meslektaşımız uyguluyor. Fakat Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı da bu uygulamada önemli bir merkezdir. Onu vurgulamak isterim. Omurilik felçli hastalar kendi yaralanma durumlarına göre yatak seviyesinden normal hayatlarını idame ettirecek şekilde yürümelerine kadar büyük bir perspektif içinde yer alabilirler. Bu tamamen hastalığın klinik durumuna bağlı. Klinik durumuna bağlı. Yani Tuğrul Bey 3,5 senedir yatağa mahkum olarak yaşıyor. Dolayısıyla iyileşme ihtimali... Tuğrul Bey'in eşiyle biz program öncesinde konuşma fırsatı bulduk. Ondan aldığımız hikayeye baktığımızda 3,5 sene olmuş. Ve omurilikteki hasarın şu anda belki kendisinin yürümesine imkan veremeyecek kadar büyük olduğu görülüyor. Fakat bazı hareketlerin olduğunu söylediler. Gerçi Tuğrul Bey'e bizim çok sevgili ve çok saydığımız arkadaşlarımız yakın olarak bakmışlar. Tabii biz hiç görmedik hastayı, değerlendirmek gerekiyor. Peki. Şimdi yaptığınız yöntem pek çok çocuğu ayağa kaldıran bir yöntem aslında. Herkese uygulanabiliyor mu diye sorayım öncelikle Nigar Hanım bu yöntem. Şimdi herkese aynı tedavi yöntemi uygulanmaz. Ve bu spastik çocuklar çok geniş bir yelpazede olurlar. Klinik tabloları çok farklı düzeylerde olabilir. Ve burada aslında izlediğimiz hastaların hiçbirisinde sadece botulinum toksin, botoks uygulaması tek başına yapılmış tedavi değildir. Burada hekimin
doğru kombinasyonu, hangi tedavileri hangi zamanda uygulayacağını iyi bilmesi, tüm bu tedavi kombinasyonlarını uygulayarak hastayı bağımsız, üretken bir duruma getirmesi önemlidir. Biz de kliniğimizde birçok tedavi yöntemini bir arada kullanıyoruz. Örneğin izledik işte atla terapi yöntemi, iş uğraşı terapisi, nöro geri bildirim tedavisi. Yani bu nöro geri bildirimi çok merak ediyorum. Tam olarak ne demek nöro geri bildirim? Sinirlerin geri bildirimi mi? Ben kısaca şöyle açıklayayım. Aslında nöro geri bildirim, biyo geri bildirimin bir şekli. Biyo geri bildirim derken kişinin ya da hastanın diyelim burada, farkında olmadığı fonksiyonlarını hastaya çeşitli aletlerle, mekanik aletler olabilir, bilgisayar olabilir, ses ve ışıkla geri bildirmek ve hastanın da bunu düzeltmesini sağlamakla ilgili bir konu. Nöro geri bildirimde ise hastanın beyin dalgalarını hastaya gösteriyorsunuz ve hastanın bu beyin dalgalarını değiştirmesini istiyorsunuz. Ve değişen çeşitli dalgalar beyindeki fonksiyonlar üzerinde etkili olmakta ve özellikle bizim uyguladığımız kronik ağrıda fibromiyalji sendromu dediğimiz bir romatizmal hastalık var. Burada uyguladık ve çok olumlu sonuçlar aldık. Şu andaki planlamamızda spastik denen, bu halk arasında spastik denilen serebral palsili çocuklar üzerinde ve felçli hastalar üzerinde bu konudaki çalışma projelerimiz tamamlandı. Bunlara da başlıyoruz. Devam ediyor bu konudaki çalışmalar. Evet. Spastik çocukları en azından yürütebiliyoruz diyorsunuz, değil mi? Bu konuda yani nöro geri bildirimle ilgili olarak daha çok hastaların büyük bir ihtimalle bilişsel fonksiyonlarında bir gelişme bekliyoruz. Ama motor fonksiyonlarında yani yürüme tabir ettiğimiz veya ellerini kollarını kullanma konusundaki fonksiyonlarında ne olacağını doğrusu bunu araştırmalardan sonra görmemiz lazım ama bilişsel fonksiyonlarda önemli gelişmeler olabilir. Diyelim ki size felçli bir hasta geldi Nigar Hanım. İlk yaptığınız şey nedir? Ve bugüne kadar hiç gerçekten hani hiç yürümeyen bir hastayı yürütebildiniz mi? Şimdi felçli bir çocuk, spastik bir çocuk geldiği zaman öncelikle çocukta beyindeki hasarın derecesi ne düzeyde? Hangi lokalizasyonda bir hasar var? Çocuğun klinik tablosu nasıl? Bunu değerlendirmek lazım. Ve çocuğun fonksiyonlarını engelleyen, motor fonksiyonlarını engelleyen, kognitif bilişsel fonksiyonlarını engelleyen faktörler her neyse onları değiştirmek lazım. Ve bu değiştirmeyi yaparken de birçok tedavi yöntemini bir arada kullanmak lazım. Onun için spastik çocuklarda fizik tedavi rehabilitasyon hekiminin başkanlığında bir ekip çalışması çok önemli. Bizim kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz budur. Yoksa tek başına botulin toksin tedavisi ya da tek başına atla terapi bunlar kesinlikle hiçbir şey anlamı ifade etmez. Ne kadar sürekli tedavi gerekiyor? Bu çocukların yaşam boyu adolesan döneme kadar ergenlik çağına kadar mutlaka ve ondan sonra da yaşam boyu takibi çok önemlidir. Kliniğimizde ergen hastalarımız da var. Onlarda da çok iyi sonuçlarımız var. Nedir o çok iyi sonuçlar? Yani bir doktor için nedir çok iyi sonuç? Mesela o güne kadar bir üst ekstremitesini, bir elini kolunu hiç kullanamamış ya da o elinden kolundan utandığı için köydeki arkadaşlarını ziyarete gidememiş bir hastanın bundan kurtulması, vücut bütünlüğünün sağlanması, kolundan utanmaz hale gelmesi, onu kullanabilir hale gelmesi, bir bardak suyu içebilmesi bunlar çok önemlidir. Çok önemli bunlar. Mesela biraz önceki hastamızla ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum. Aslında ben ötenazi istediğini düşünmüyorum. Üretken ve onurlu bir yaşam istiyor. Bu da herhalde devletin sağlık politikasında önemli değişiklikler yapmakla mümkün olabilir. Çünkü omurilik yaralanmalı hastalarda bizlerin hekim olarak yapabilecekleri sınırlıdır. Ve elimiz kolumuz tabii ki bağlıdır. İşte ödeneklerle bağlıdır. Burada ben müsaadenizle araya girmek isterim. Şimdi bu omurilik felçli hastalarda hakikaten çok böyle sıkıntılar çekiyoruz. Örneğin hükümetler diyeceğim, yapılmış olan sağlık politikaları sonucunda. Örneğin bu hastalarımızın sonda kullanmaları gerekiyor. Çeşitli yatakları değişik olmakta, işte çeşitli başka cihazlar kullanması gerekiyor. Çok özellikle tekerlekli sandalyeler kullanması gereken hastalar var. Ve bunları gün be gün görüyoruz ki biz tamamen bu paralar artık ödenmiyor. Ödenmiyor. Yani bu hakikaten çok büyük bir güçlük arz ediyor ve
hekimler olsun, hastalar olsun, hasta yakınları olsun çok büyük güçlükler içinde oluyorlar. Yani bu sağlık politikalarının değişmesi gerekiyor. Bu şekilde devam etmemesi gerekiyor. Buradan da sizin aslında çok güzel bir tesadüf oldu burada bulunmanız. Evet. İki profesör olarak, üstelik fizik tedavi bölümünün evet. başında olan iki insan olarak bunu söylemeniz çok önemli. Çünkü Türkiye'de 50 bin omurilik hastası var şu an. Onlarla ilgili yapılan düzenlemeler yeterli değil. Sağlık reformu yapılması gerekiyor. Sosyal güvenlik yasalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. En azından Türkiye-Avrupa Birliği uyum yasalarında biliyorsunuz biraz olsun bu reformları yapmaya başladı ama hala bir sosyal güvenlik ülkesi, yani sosyal devlet diyebiliyor musunuz Türkiye için? Ben kesinlikle hani şahsi kanaatim olarak söylemem gerekiyorsa hiçbir şekilde böyle söyleyemiyorum. Yani bunun için zaten belli kriterler var, bakmak lazım. İşte çocuk ölüm oranı örneğin. İşte özürlülerin şu andaki sosyal pozisyonları neler? Bunlara bakalım. Bunların ne kadar geride olduğunu hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Sizin yerinize bir kez daha ziyaret etmek isteriz ilerideki günlerde. Çok memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir şey yaptığınız. Biz teşekkür ediyoruz. Birçok meslektaşımız gibi biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım bütün hastalarımız daha düzgün, daha güzel bir sağlık sistemin olduğu bir ülkede yaşarlar. Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz.